Değerli arkadaşlarım, cümleten selamun aleyküm. İlitam Arapça ders konularını işlemeye devam ediyoruz. En son dördüncü ünitemizde harf icerleri ve harf icerlerin cümlelere kazandırdıkları anlamları anlatmaya çalışmıştık. Yine dördüncü ünitemizde mastar konusunda kalmıştık. İnşallah bu dersimizde de mastar konusunu işleyip bu üniteyi de böylelikle tamamlamış olacağız. Cenab-ı Hak hüsnü ifade ve hüsnü istifade nasip eylesin temennisiyle dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Arkadaşlar, hepinizin de bildiği üzere kelimelere mekmak eki getirilerek oluşturulan fiil yapılara biz mastar adını veriyoruz, değil mi? Yazmak, gitmek, görmek, okumak, gelmek gibi. Bizim Arapçada kullandığımız fiilleri biz mastardan türetiyoruz. O yüzden fiilin türediği köke biz mastar adını veriyoruz. Yani bizim Arapçada kullandığımız mazi, müzari, emir fiilleri, işte geliyor, gelecek, gördü, görecek, işte görüyor gibi kullandığımız fiiller nereden türüyor? Hepsi mastardan türüyor arkadaşlar. Mastardan. Şimdi mastarları iki kısma ayıracak olursak. Bir, semai mastarlar vardır. Semai adından da anlaşılacağı üzere işitilerek bize kadar gelen, öğrenilen mastarlar demektir ki bunların arkadaşlar ancak ya sözlükten bakarak öğreneceğiz veyahut da işte fiilleri ezberleyeceğiz. O fiilin ait olduğu mastarı ezberleyerek öğrenebileceğimiz mastarlardır. Bir de kıyasi mastarlar vardır. Bu da normal herhangi bir kalıp ve vezne kıyas yapılarak uyarlanacak olan mastarlardır. İf'al, mezit mastarlar dediğimiz if'al, tef'il, müfaale. Hangi fiili çekimlersek çekimleyelim, if'al babındaki mastarı hep if'alün vezninde gelir veya tef'il babındaki tef'ilün vezninde gelir. Onları anlatacağız inşallah. Semai mastarlardan başlayacağız. Şimdi mesela şekere yeşkürü şükrün demiş. Şükretmek. Raca'a yercu rucu. Burada fuulun mastarı gelmiş. Burada fuulun mastarı. Burada zehabun fealun vezni gelmiş. Vukuun yine fuulun vezninde getirmiş. Talebun işte fealun vezninde getirerek oluşturulmuş mastarlar. Ancak bunları biz kendi kafamıza göre kıyas yapıp herhangi bir fiili herhangi bir vezinde mastar getiremeyiz. Yani şekere fiilinin mastarını arkadaşlar mesela şekarun vezninde getiremeyiz. Bir fiilin birkaç tane mastarı olabilir. Bunlar da dediğimiz gibi ya sözlükten öğreneceğiz veyahut da ne yapacağız arkadaşlar? Ezberleyeceğiz. Ezber yöntemiyle. Şimdi benim şurada size göstermek istediğim bir tablo var. Fiili biz iki kısma ayırt etmiştik. Fiil. Birincisi ne olur arkadaşlar? Asli olur. Hatta şöyle diyelim. Fiili iki kısma ayırt etmiştik ki asli olur. Asılda olur. Bir de mezit olur. Asli dediğimiz yani herhangi bir üzerine harf eklenmeden oluşan fiillerdir. Bunu da iki kısma ayırıyoruz. Asli fiili. Bir, asılda sülasi olan yani asılda 3 harfli olan bir de asılda 4 harfli olarak dediğimiz rubai fiil. Sülasi fiil, rubai fiil. Sülasi de sülasi mücerret ve sülasi mezit diye iki kısma ayırıyoruz. Yani asılda 3 harfli olan ve 3 harf üzerine ziyade yapılan diye. Rubai de asılda 4 harfli olan ve o 4 harf üzerine ziyade olana da rubai mezit adını veriyoruz. Biz şimdi sülasi mücerret ve rubai mücerret olan fiillerin bablarını belki burada sizin şeyde göstermemiş arkadaşlar fazla. Ancak ben sizin için göstermek istiyorum. Akılda daha kalıcı olsun diye. Sülasi mücerret fiillerin birçok vezni vardır. Bu vezinler az önce gösterdiğim gibi ya sözlükten bakılacak veyahut da ezberlenecek. Ancak
kolaylıkla aklımızda kalabilecek arkadaşlar bazı özellikleri vardır. Bu vezinleri aklımızda tutmamız için. Nedir mesela? Birincisi, eğer ki bir sanat veyahut da bir meslek ifade edecek isek, bak bunlar her zaman arkadaşlar genellikle, yani kesin böyle bir şey yoktu. Yani. Genellikle kullanılan sanat ve meslek ifade etmek için fialetun vezni kullanılır. Fialetun. Sabaga, yesbeğu, sibagatun, boyacılık. Hilafetun, halifelik, riasetun, başkanlık, ziraatun, ziraat yapmak. Hıyatatun, terzilik yapmak. Sikayetun, sulamak. Saka, yeski, buradaki suculuk demek. Sulama işlemi yapmak. İmametun, vizaretun, ticaretun, işte sifaretun, tıbahatun gibi. Genellikle demiş arkadaşlar, çünkü bu vezinden geldiği halde meslek bildirmeyen kelimeler de vardır. İbadetun, ibadet etmek. Kıraatun, okumak. Mesela kara, yekra'u, kıraatun, okumak. Hidanetun, çocuk bakımı. Babul hidane. Vikayetun, veka, yakvi, vikaye, korumak. Ama hani aklımızda kalması için daha sonradan bu şekilde ne yap oluşturulmuş olan arkadaşlar bilgilerdir bunlar. Genellikle bir sanat ve bir mesleği ifade etmek için fialetun vezni kullanılır. Aklımızda kalabilir bu şekilde. Bu dediğimiz arkadaşlar sülasi mastarlar. Bakın sülasi mücerret olan mastarlardır. Mezit değil. Yine uzaklaşmak, kaçmak anlamında bir fiil varsa o fiilin mastarı genellikle diyor fialun vezninde gelir. Ferra, yefirru, firar. Firar etmek, kaçmak. Evet. Feraka, yefriku, firakun. Ayrılık, ayrılmak. Yine şiradun. Uzaklaşmak, kaçmak, sapmak anlamında. Yine arkadaşlar hareket ve davranış var ise bir fiilde o genellikle fe'lanu ya da fe'elanu arkadaşlar. Fe'elanu vezninde gelir. İndare yeduru deveranun dolaşmak, deveran etmek veya devranun. Sele yesilu akmak, seylan veya seyelan akmak. Heyelan bu vezinden gelir mesela. Heyelan. Zevban erimek. Kafzan atlamak, dayran uçmak, dayaran. Yine feydan taşmak gibi bir hareket veya bir davranış anlatır, ifade eder bu vezinden gelen fiiller. Ses ve hastalık bildiren bir fiil varsa yine bu fiiller genellikle fualun vezinde gelir. Suhalun at kişnemesi ses bildiriyor. Müvaun miyavlamak. Sudaun baş ağrısı, hastalık bildiriyor. Mükaun ıslık. Sualun öksürmek, yine duvarun baş dönmesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hastalık ve ses bildirdiği için fualun vezninde geliyor. Yine arkadaşlar vezinleri faulu vezinden gelen fiillerin mastarları da faaletun ya da fuuletun vezinde gelir. Faaletun, fuuletun. Yani buradaki fuuludan kastettiği arkadaşlar herhalde 5. babı kastediyor da. Sehule yeshulu, suhuletun kolaylık, uzubetun tatlılık, latafetun incelik, nazafetun temizlik, şecaatun cesaret, sarahatun açıklık. Evet. Faulu vezninden gelen. Yine faalun vezni fa ile vezninden gelen lazım fiillerin mastarları genellikle bu vezinden gelir. Feriha yefrahu ferhun sevinmek. Feriha herhalde bu maziyi kastediyor arkadaşlar. Mazi. Faule, faule dediği mazi. Hasune, husun gibi husun. Sehule. Evet, suhul. Latufe. Latafet. Yine burada arkadaşlar faile vezinden gelen lazım fiillerin, bak lazım olacakmış. Sevinmek, hermun ihtiyarlamak, tabun taibe, taibe, yetabu tabun yorgunluk, feşile başarısız oldu, yefşelu
feşlün başarısızlık, yine nedime, nedemun pişmanlık, garika, garakun bayılmak. Fuulun vezni arkadaşlar, vusul, buğut, ulaşmak, oturmak, huruç, haraca, yahrucu, huruç, nezele, yenzilü, dördüncü baptan, nüzül, inmek, rucu, dönmek, duhul, mürur, hudur, sükün, durmak, kalmak. Fe'lün vezni var. Zera'a, yezeru. Bakın ziraatta geliyor. Zera'a fiili. Zer'un şeklinde de gelebiliyor. Bir fiilin, bazı fiilin arkadaşlar birkaç mastarı olabilir. Bahse, yebhasu, bahsun. Aramak veya buhus. Aramak anlamında. Buhus vezninde de gelebilir. Meksun, durmak. Nesfun, katlun, ahzun. Almak gibi. Fehime yefhemu fehmun, anlamak. Fe'lun vezinde gelen fiillerin mastarlarıdır bunlar. Evet, buraya kadar sülasi mücerret. Bunun dışında da muhtemelen vardır arkadaşlar. 8 tane değildir, daha fazladır. Ancak en çok kullanılan vezinler bunlardır. Rubai mücerrette de 2 tane vezin kullanılır. Fi'lan vezni, zelzele, yüzelzülü, zilzal. Servele, yüservülü, sirval. Fi'lan vezni kullanılır. Bir de fa'leletun vezni var. Yine zelzele, yüzelzülü, zelzeletun şeklinde de fa'leletun vezinden gelebilir. Serveletun diyebiliriz. Tercemeyü tercümü tercemetun, arbede yu arbidu, arbedetun şeklinde de iki tane vezinde kullanılır. Rubai mücerret olan fiillerin mastarları. Mimli mastarlar demiş. Sizin metne dönelim. Bu PDF'yi isteyen kardeşlerimiz olursa arkadaşlar mail adresimi videonun altında açıklama kısmına yazacağım. Dileyen, isteyen kardeşimiz varsa bana mesaj atsın mailden. Ona gönderelim. Daha iyi bir şekilde incelerler. Evet, şimdi gelelim sizin metne. Sülasi mücerretler bu şekilde. Ne demiş? Sülasi mastarların bir kısmı başlarında zait bir mim bulunduğuna buna mimli mastar adını veririz. Emsile okuyan kardeşlerimiz bilir. İsmi zaman sıgasına geldiği zaman ne der? Mansarun ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi değil mi? İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi. Mevlidun, mekelun. Evet, mevlid, mekelun. Tabii ki ne vardı arkadaşlar? Eğer ki sülasi mücerret ikinci bab hariç geliyorsa, birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı babtan geliyorsa o zaman mef'alun vezne gelirdi. Ancak ikinci babtan geliyorsa mastar mimi mef'ilun mevlid de yelidü. Bakın ikinci babtan geliyor. Mevlidun vezinde geliyor. Ekele ye'külü birinci babtan me'kelun. Yemek yeme yeri, yemek yeme zamanı ve yemek yemek anlamında melbesun. Bunlar mimli mastardır. Cümle içerisinde kullanıldığı konumuna göre değişir. Melbesi mesela ismi zaman yerine, ismi mekan yerine kullanılabilir. Veyahut da bir mastar anlamında cümle içerisinde kullanılabilir. Mak'at, ka'ade, yak'udu veya ka'ade, yak'adı üçüncü baptan gelirse mak'at, mef'al vezne gelir. Va'ade, ya'idu ikinci baptan gelmiş. O yüzden mastar mimi mev'idun, mef'ilun vezninde gelir arkadaşlar. Sözleşme yeri, sözleşme zamanı, sözleşme yapmak, randevuleşmek anlamında kullanılır. Rubai mücerredin bir kalıbı demiş. Hayır. Fe'lenetun var. Yine fe'lanu var. Vesvesetun olabildiği gibi visvas da var. Visvasun şeklinde söylenebilir. Kahkahatun. Gelelim mesit fiillerin mastarlarına. Evet, sülasi şey mücerret olan mastarlar bitti. Şimdi mezitlere geldik. Bunlar kıyasi yapılan mastarlardır arkadaşlar. Kıyas yöntemiyle herhangi bir mezit fiili sülasi üzerine eklenilen harflerle oluşturulan mezit fiilleri hangi baptan getiriyorsak o babın mastarını bu vezne uyarlayacağız. Mesela haracayı ehrece yaptık. Başına bir elif getirdik. Bunu ifal babında uyarlayacağız. O zaman mastarı ihraç olur ifal vezinde.
Mesela alime'yi alleme yaptık. Aynel harfini şeddeledik. O zaman mastarı ta'lim olur. Ef'ale yuf'ilu if'al. Ahrece yuhricu ihraç. Alleme yuallimu ta'lim. Eğitim. Eğitim vermek, eğitim yapmak. Darabe, yudaribu, müdarabeten, müfaaleten vezne gelir. Bu müfaale babın arkadaşlar sadece müfaale mastarını demiş ama bunun yanında fialun, mesela dirabun veya dirabun şeklinde fialun iki tane daha mastar vezni vardır. İnfial babında işte inkesere yenkesürü inkisar, infial şeklinde mastarı gelir. Zaten bu arkadaşlar isimler mastarlardan adlarını alırlar. Yine içteme, yeçteme, içtima, iftale, yeftale, iftia, iftial vezinde gelir. Tefaale, yetefaal, tefaul, taalleme, yeteallemu, taallum. Tebaut, tefaul babı. Mesela baude fiilini tefaul babından getirdiği için kıyas yapılarak neye kıyas yapıyoruz? Tefaale, yetefaalü, tefaul. Buna kıyas yaparak ne yapıyoruz? Buradaki fealeni bakın başına bir T getiriyor. Bir de fail harfi ile aynel harfi arasında bir elif getiriyoruz. Buna da aynısını uyarlıyoruz. Başına bir T. Çünkü aslı sülasesi baude'dir. Fail harfi ile aynel harf arasında bir elif getiriyoruz. Tebaude şeklinde uyarıyoruz. Bu arkadaşlar niye tefaali oldu? Çünkü bunun aynel harfi arkadaşlar üstündür. Karıştırdım ya. Şuraya bak. Tebaade, yetebaadu, tebaut. Tefaale, yetefaalu, tefaul. Evet. İstef'ale, yestef'ilu, istif'al. İstakbele, yestakbilu, istikbal. İstikbal arkadaşlar. Buna uyarlıyoruz. Tebaut, tefaul. Bundan dolayı yani. Ötre oluyor. Uyarlıyoruz. Bu da bu şekilde. Yapma mastar dediğimiz sınai mastar diye bilinen arkadaşlar. İsimlerin sonuna bir şeddeli ye ve kapalı te getirilerek yapılır. Buna Arapçada yapma mastar veya sınai mastar veya arkadaşlar cali mastar da denilir. Cali. İnsanun insaniyetun insanlık. Eftalu eftaliyetun üstünlük. Raculun ruculiyetun adamlık. Ena şey ene enaniyetun bencillik. Maiyetun mahiyet. Hüve hüviyetun bu da hüviyet kişilik. Hüviyet kişilik anlamında kullanılır. Peki bunlar mastarlar. Evet mastarların fiil gibi fail ve meful alma durumu vardır. Buna bakalım. Mastarlar bazı durumlarda fiili gibi değişik ögeler alabilir. Bunun için mastarın öge alma pozisyonunda olması gerekir. Mastarın öge alabilmesi için gerekli şartlar muzaf olacak. Elif lam takısı ile gelecek. Nekra gelecek. Evet, demek ki hem elif lam hem nekra yani ayrı ayrı gelebiliyormuş. Muzaf olma şartı varmış. Cümleye bir bakalım. Yesurruni beni mutlu ediyor. Ne mutlu ediyor? Şükrüke senin şükretmen neye? El mün'ime nimete. Şimdi arkadaşlar neyi sevindirmen mi diyoruz mün'ime? Hayır. Neye şükretmen diyoruz. Bak değil mi? Sorarken neye şükretmen dediğimiz için bu mün'im şükür mastarının mef'ulüdür. Peki nasıl oluyor? Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Burada bir şükretmek varsa bir fiil var demektir. Yani burada bir şekera fiili var. Değil mi? Bu fiil var ki şükretme işi yapılsın. Yani şükretme işi yapıldığına göre bu fiil var demektir. Şekereden dolayı belki gözükmüyor ama tahtında bu vardır. O yüzden bu mün'im olan mef'ul şükre ait olduğu için onun mef'ul oluyor ve fetha ile nasb olmuştur. K de şükrü fiilinin failidir. Şimdi diyeceksiniz ki yani şöyle görünüyor değil mi? Senin şükretmen muzaf, muzaf ile. Peki şükretme işlemini kim yapıyor arkadaşlar? Bak senin dediğine göre sen yapıyorsun değil mi? Sen. Sen bu fiili işlediğine göre fail sensin. İşte buradaki K arkadaşlar şekera fiilinin failidir.
O yüzden şekeranın faili mahallen merfu diyeceğiz. Mahallen merfu. Peki yesurrunun faali ne? Bakın serra yesurru mutlu etmek. Kimi mutlu ediyor? Ni. Şuradaki nun kaynaştırma nunudur. Ye burada mütekellim yasıdır. Beni mutlu ediyor. Yani buradaki ye fiile bitişen, özür dilerim. Fiile bitişen mansup muttasıl zamir. Mütekellim yası ama mansup muttasıl zamir olup onun mef'ulüdür. Mahallen mansuptur. Nun burada kaynaştırma. Bunun faili kim? Bunun faili arkadaşlar şu cümledir. Şu cümle. Beni mutlu eden şey nedir? Senin şükretmen. Bunun faili, yesurru fiilin faili şükrükel mun'im olduğu için mahallen merfudur. Cümlelerle devam edelim. Arkadaşlar, ammüke senin amcan nedir? Hüsnü tehzip. Terbiyeyi tehzip hezzebe yuhezzibu tehzip. Güzel etme, terbiye verme. Güzel terbiye verme demektir zaten. Aynı zamanda hüsün, hasune yahsunu hüsnün mastarını getirmiş. Terbiyeyi güzel verendir. Güzel terbiye edendir. Kimi? Ebnaehu, çocuklarını. Am kelimesi burada arkadaşlar müptedadır. Damme ile merfudur lafzan. Ke ammu kelimesine bitişmiş nedir? Muzafın ileyhtir. Senin amcan. Muzafın ileyh. Mahallen mecrur. Muzaf ile. Hüsnü burada ammu olan müptedasının haberidir. Lafzen damme ile merfu gelmiştir. Husun muzaf, tehzip muzafın ileyhtir. Peki ebna nedir şimdi burada? Kime aittir? Arkadaşlar çocukları terbiye eden kimdir? Çocukları terbiye eden amcadır değil mi? Amcadır. Peki bu terbiyeyi güzelleştiren, kimi güzelleştiren terbiyeyi. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar ebna hasune fiilinin mef'ulü oluyor. Yani güzel işlem kimde oluyor? O terbiyenin güzel olma işlemi kim üzerinde oluyor? Çocuklar üzerinde olduğu için zaten şartlardan biri neydi? Muzaf olacaktı değil mi? Buradaki ebna kelimesi hasune fiilinin yani tahtında olan hasune fiilinin mef'ulü fetha ile nasb olmuş oluyor. Peki güzel etme işlemini amca olduğu için hasune fiilinin faili amca oluyor arkadaşlar. Amca mahallen merfu ebna muzaf u muzafın ileyhtir. Tahassunu bi ki senin güzelleştirmen, iyileştirmen mükafatu kulli muhsinin her iyilik edici ödüllendirmendir. Yani burada tahassunu bi sana yakışan nedir? Tahassun tefaul babından mastar olarak gelmiştir. Tahassun muzaf bik muzafın ileyhtir. Müptedadır arkadaşlar. Damme ile merfudur. Mükafatu burada haberdir. Damme ile merfu. Mükafe muzaf. Külli muzaf ile. Külli muzaf. Muhsini muzaf ilehtir. Her iyilik yapana ödüllendirmendir. Sana yakışın olan. Evet. Mükafe. Kafe yukafi mükafatun. Arkadaşlar müfaale babından mastar olarak gelmiştir. Peki ödüllendirme işlemini kim yapacak? Sen. Dolayısıyla bunun faili tahtında K'ye dönüyor arkadaşlar. Peki kimi ödüllendireceksin? Küllü muhsinin her iyilik yapanı. O yüzden küllü burada arkadaşlar mükafe fiilinin mef'ulü oluyor. Yani mastarının değil de fiilinin mef'ulü olmuş oluyor. Dolayısıyla mahalle mansup şeklinde söylememiz gerekiyor. Ve daamen yedirmen gerekir. Yedirmek kimi el fukara fakirleri yedirmek. Daamen el fukara fakirleri yedirmek. Yani burada taume fiili var yani taume fiilinin özür dilerim etame fiilinin etame yut'imu it'am. Etame fiilinin mastarıdır. Fukara onun bunun tahtında olan et'ame fiilinin mef'ulüdür. Fetha ile nasb olmuştur. İnşa düke senin şiir okuman
Senin okuman daha doğrusu. İnşaat şiir okumak için kullanılır. El-Eş'ar şiirleri okuman cemilün güzeldir. Yani buraya normalde irab edeceğimiz zaman ne deriz? İnşaat burada mübteda, damme ile merfudur. İnşaat muzaf, ke muzaf ile mahallen mecrurdur. Cemilün de inşaatın neyidir? Haberidir. Damme ile merfudur. El-Eş'ar var burada. Şiirun Eş'ar. İşte Eş'ar burada ne enşede yunşidu fiilinin tahtında olan fiilin mef'ulüdür. Okuma işlemini yapan kim? K yani sen. Dolayısıyla K burada inşaat fiilinin faili olarak gelir. Mahallen merfudur. Eş'ar da inşaat fiilinin neydir? Mef'ulüdür. Lafzen fetha ile nasb olmuştur. Serrani beni mutlu etti. Serra fiili mazi mudafil fetha üzerine mebnini kaynaştırma nunu ye fiile bitişe mansup muttasıl zamir mahallen nedir? Mansuptur. Beni mutlu eden şey ne? İnsafuka duafa senin zayıflara insaflı olman, insaflı davranman. İşte beni mutlu eden şey şu cümlenin tamamı olduğu için serra fiilinin faili cümledir ve mahallen merfudur. Ama burada bir insaf var. Ensafe, yunsifi, insaf fiilinin mastarı var. Bunun faili. Bu fiili işleyen kim? İnsaflı olma işlemini yapan sen olduğu için ke burada fiilin faalidir. Mahallen merfudur. Kim üzerinde yapıyorsun bu işi? Kime insaflı davranıyorsun? Zayıflara, el-du'afa da insafın neydir? Mef'ulüdür. Fetha ile nasb olmuştur. El-aqilu, akıllı kimse nedir? Şedidül hubbu, sevgisi şiddetli olandır. Kime karşı? Vatanehu, vatanına karşı. Yani akıllı kimse vatanını çok sever anlamında kullanmış. El-aqil, mübteda, damme ile merfu, şedid onun haberi. Damme ile merfu, şedid muzaf, el-hubbi muzafın ile. İşte burada vatan kısmı kalıyor. Yani vatan kısmını bir yere ne yapmamız lazım? İrab yapmamız lazım. İşte vatan kısmı akla gitmiyor. Yani akule fiiline tahtına gelmiyor. Hangi fiilin tahtına geliyor? Hub fiilinin tahtına geliyor değil mi? Sevme fiilinin tahtına geliyor. Yani neyi seven? Veya sevmesi nerede şiddetli olan? Vatanında, vatan üzerinde. Şedid fiilini veya hub fiilini bunun mef'ulü şeklinde yapabiliriz. Yani neyi seven diyebiliriz? Vatanını seven hub fiilinin mef'ulü yapmış oluruz. Sevme işlemini yapan kim peki? El-akıl, akıllı kimsedir. Şimdi arkadaşlar burada hub kelimesi belki muzaf-ı olarak gelmez ama burada cümleyi şu şekilde getirebilir. El-akılu, akıllı kimse nedir? Mesela Hubbun sevendir. Nasıl seven? Şedidun şiddet yani sıfatı muzaf şekline getirmiş burada. İsim tamlaması şekline getirmiş. Aslında burada şedid sevme işlemine sıfatı olarak gelmesi gerekiyor yani. Hubbun şedidun şiddetli sevgi değil de şedidul hubbe isim tamlaması şeklinde getirmiş. Evet, nahnu biz neredeyiz? Fintizari Ebnail vatan. Vatanın çocuklarını bir dakika biz intizar beklemekteyiz. Kimi? Ebnail vatan. Heh. O zaman şurası intizarin olması lazım arkadaşlar. Tenvin olacak. Elif lam takısı yok. Çünkü biz kimiz? Fintizarin beklemekteyiz. Beklemekte olanlarız. Neyi bekleyiniz? Ebna el vatani. Vatanın çocuklarını beklemekteyiz. Eğer buraya muzaf yapsak burası ebnai gelmesi lazım. İbnun ebna'u şeklinde tenvin gelmesi lazım. Esre gelmesi lazım. O zaman burası tenvin olacak. Evet. Ne diyeceğiz? Normalde nahnu burada mübteda zamir olduğu için mahallen merfu. Biz kimiz? Vatanın bekleyen kimseleriz anlamında. Şibih cümle haber. Şibih cümle haber mahallen merfu. Burada bir intezara fiili var. Mastar olarak getirmiş. Tahtında bir intezara fiili var. Bu bekleme işlemini yapan kim? Biz. Faili nahnudur arkadaşlar. Peki
Neyi bekliyoruz? Vatanın çocuklarını. İşte ebna burada da intizar fiilinin mefulüdür. Fetha ile nasb olmuştur. Elemeni. Eleme, e'leme. E'leme, yu'limu i'lam, e'leme. Bana acı verdi. Acı veriyor, e'leme. Evet. Ney? Nehruke sail. Nehruke sail. Sail isteyen, dilenci demek. Nehruke ne anlamda kullanmış bakayım. Azarlamak. Evet. Senin azarlaman kimi? Es-sâile. Dilenci azar. Bana eziyet veren şey şu cümlenin tamamı olduğu için burası âleme fiilinin failidir. Cümle olarak gelen faili ve mahallen merfudur. Peki burada bir arkadaşlar nehera yenharu fiili var. Çıkışmak, sinirlendirmek, işte azarlamak anlamında. Bu işi yapan kim? K sensin. Dolayısıyla bu işi yapan sen olduğun için nehera fiilinin faili K'dir. Mahallen merfudur. Peki bunu kim üzerine yapıyorsun? Kimi azarlamak? Es-sail isteyen dilenci. Sail'de nehera fiilinin yani tahtında neher olan nehrun mastarının mef'ulü lafzen fetha ile nasb olmuştur. Eseftü üzüldüm. Niçin? Li hecris sadik. Arkadaşın hicret etmesini, göç etmesini kimi sadikahu arkadaşını terk etme anlamında mı kullanmış bunu? Terk etme, evet, terk etmesine üzüldüm. Hecara hicret etmek, göç etmek ama burada terk, literki anlamında kullanmış. Evet. Esefe fiilinin faili şuradaki tüdür. Üzülme işlemi yapan kim? Tü. Ben. Ben üzüldüm. Peki ben neye üzüldüm? Lihecri sadiki sadika. Şu cümlenin tamamı arkadaşlar cümle olarak esefe fiilinin mef'ulüdür. Mahalle mansup. Benim üzüldüğüm şey arkadaşın arkadaşı terk etmesidir. Evet. Burada lihecri sadik terk etme işlemini yapan kim? Sadik, arkadaş. Dolayısıyla bu işlemi sadik yaptığı için bunun faili, hecre fiilin faili sadıktır. Peki kim üzerinde yapıyor? Yine bir arkadaş üzerinde, arkadaşı üzerinde yaptığı için ikinci sadık da hecre fiilinin yani tahtında olan hecre fiilini asıl mastar. Ama terk etmek varsa o fiil demek ki orada işleniyor. Onun neyidir arkadaşlar? Mef'ulüdür. Sadık muzaf, bu muzaf ileyh. Yucibuni beni şaşırtıyor. Ercebe yucibu ifal babından müzari fiil. Beni şaşırtan şey ne? Fiülükel hayır. Senin hayır işlemen, senin iyilik yapman. Şu cümlenin tamamı yucibu fiilinin faili mahallen merfu. Nun burada kaynaştırma harfi. Ye fiile bitişen mansup muttasız zamir. Mef'ulü konumunda mahallen mansup. Evet. Fiülüke senin işlemen, senin yapman. Fe'ale yef'alu fi'lun. Burada bir mastar var. O fiilin altında bir fiil var. K onun failidir. Fiilu mastarının failidir. Mahallen merfu. Hayır da senin neyi işlemen, bak neyi şaşırtman demiyoruz. Fiile atfediyoruz. Neyi işlemen? Hayırı, iyiliği işlemen. Hayır da fiil mastarının mef'ulüdür. Fetha ile nasb olmuştur. İtaatuke. Senin itaat etmen. Kime? Er-reise. Başkana. Fadiletun nedir? Fazilettir. Üstünlüktür. Evet, itaat burada mübteda damme ile merfu, itaat muzaf, ke muzaf ile er-reis nedir? Burada itaat mastarının tahtında olan ata'a fiili var ya, ata'a yuti'u ita'aten. Ata'a fiilinin ke onun failidir. Mahallen merfu, er-reis o fiilin mef'ulüdür. Fetha ile nasb olmuştur. Fazilatun da itaat olan müptedasının neyidir? Haberidir arkadaşlar. Yani şaşırtabilirsiniz hocam. Yani hem müpteda diyorsunuz hem fiil fail diyorsunuz. Asıl da ilk olarak diyeceğimiz şey itaat müpteda damme ile merfu muzaf ile ke mahalle mecur fazilatun da müptedanın haberidir.
Bu. Ama burada bir reis, yani bunu bir yere irab etmemiz lazım. Bu reis üzerine ne yapılıyor? Başkan üzerinde arkadaşlar itaat yapıldığı için işte burada bir itaat mastarının tahtında ta'a fiili var. Yani itaat yapılma işlemi var. İşte ondan dolayı o mastara da fail ve mef'ul atfediyoruz arkadaşlar. Evet, geldik Arapça metin okumalarına. Arkadaşlar bir sonraki videomda da inşallah bu metinleri tercüme edeceğim. Ondan sonra da 5. üniteyi de inşallah anlatmaya çalışacağız. Peki sürçülisan elediysek affola. Anlamadığınız yerleri yorum kısmında yazabilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.